Selam arkadaşlar, bugün mağazaya yeni gelen AMX M449 tankını inceleyeceğiz. Öncelikle sağ tarafta açıklamalar kısmına BuyNoGame linkini ekledim arkadaşlar. Eğer bağışta bulunmak isteyenler BuyNoGame linkine tıklayarak sağ tarafta sizin de isminiz yazabilir. Bunu başta belirteyim, birkaç video belirteceğim, daha sonra söylemeyeceğim. 30 saniye kalacak o sağ taraftakiler. Bütün maç boyunca, video boyunca orada kalmayacak, aklınızda olsun. Öncelikle bir zırh profilinden bahsedelim. Ondan önce Çağrı arkadaşımıza hesabını bana verdiği için teşekkür ederim, tankın incelemesini çekmem için. Basın hesabını Wargaming benden geri aldı. Sebebini bilmiyorum. Yazdım, cevap da vermediler. Neyse, yapacak bir şey yok. Neyse ki sizin gibi takipçilerim var. Çağrı kardeşimiz sağ olsun hesabı verdi, inceliyorum. Şimdi IS-5 aldım. Seviye 8'de en çok karşınıza çıkabilecek bir tank IS-5 çünkü. IS-5 ve IS-6. O yüzden IS-5'in görüşünden bakalım tankın zırhı ne şekilde diye. Şimdi gördüğünüz gibi AP ile ön taraf, ön üst taraf kırmızı, AP ile delmiyor yani, bu açıkça belli. IS-6 ile de maçlara da sektirdim bayağı bir. Gördüğünüz gibi ön üst taraftan normal mermiyi yemiyor. Yani IS-6'nın mermisi kaç deliyordu? IS-5'in. Bakayım hemen. 212 miydi? Öyle bir şeydi sanki ama. 221 deliyormuş. Yani 221 mm ön üst taraftan delmiyor. Gördüğünüz gibi gayet ön üst tarafta, yan taraflarda falan güzel zırhı var. Taret çok iyi. Yukarıda bir kupolo var gördüğünüz gibi. Büyük değil, küçük bir kupolo. Hareket ettiğiniz zaman denk getirmeleri oldukça zor. Oradan yiyor normal yani, aklınızda olsun. Ama fazla büyük olmadığı için, bir çiftin T95 şeyinde olmadığı için, kıvamında, o yüzden sıkıntı yaşamazsınız fazla. Gold'a çekince ön üst taraftaki zırhın efektifliği kayboluyor. Gold ön üst taraftan yiyor arkadaşlar. Yani aklınızda olsun. Adam size bir AP atacak, öncelikle bir deneyecek. Bir APCR'yi sağlayacak normal mermisini. Delemeyince ikinci mermide muhtemelen golda geçip değerler, aklınızda olsun. O yüzden de hareket ettirmeniz gerekiyor tankı. Paletlerinden yer mi diye bir deneyim dedim. Bildiğiniz gibi mesela şey tankı, M6 eksperimental tankın da öngörüde muhteşem bir zırhı vardı ama paletten yiyordu. AMX paletten yemiyor. Denedim, gördük gördüğünüz gibi. Deneyim dedim, aklımıza bir soru işareti kalmasın. Gördüğünüz gibi şu kupolaya bakalım. Kupolaya bir atış yapalım. Kupoladan yiyor normal mermiyle. Ama denk getirmek çok da kolay değil. Çok zor da değil, çok da kolay değil bile, ortalama. Tekrardan bakıyoruz. Şu yan taraflarına bir atayım, paletin üst taraflarına. Gold atıyorum oraya. Gördüğünüz gibi gold da yemiyor oradan. Yani güzel bir zırhı var. Gerçekten güzel bir zırhı var tankın arkadaşlar. Yan taraflarına bakalım. Yandan H yiyor mu, onu merak ettim. Arkadan yiyor zaten banko. Bakmama dair yere kük ama işte önümüzde Fransız tankı. Geçelim şurada bir H'ye. Evet, arkadan H'ye yiyor, atmayalım. Ama yandan bir bakalım, yandan yiyor mu? Şimdi IS-5'in normal mermisiyle tam siyah gözükmüyor. Denedim de yemedi. Şurada küçük bir açı yakalamak gerekiyor. Denedim ama yemiyor, ama 221 değil de 240 denen tank. 240 demişim ya, H-merminden bahsediyoruz. IS-5'in H-mermisi kaç deliyor? 61 deliyor. 61 değil yani, bir 80 mm'lik penetrasyon sahip tank muhtemelen H ile deler yan tarafımızdan sizi. O yüzden de yanlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani T-49 falan deler H-mermisiyle. Şimdi ilk maça geçelim. Kredi kart sayısından, genel oynanabilirliğinden bahsedeceğim. Parasının deyip deyiminden bahsedeceğim. Şunu alacağım. Karşılaştıracağım tank Low arkadaşlar. Diğer bütün tankları almıyorum. Çünkü diğer bütün tanklardan genel olarak üstün bir tank AMX. Low ile çok yakın özellikleri. Yani bahsedeceğim birazdan, siz de hak vereceksiniz. Low ile bayağı bir yakın. Low'den öne çıktığı özellikler var. Geriye düştüğü özellikler var. Bundan bahsedeceğim. Şimdi 232 mm'lik normal bir delişi var. Normal mermisinin delişi var. Yani ciddi anlamda çok güzel bir delişe sahip tank. Yani AP mermisi 232 mm deliyor. Gold'u kaçmış. Gold'u da 263. Yani Gold'a ihtiyaç duymazsınız. Çok nadir arkadaşlar. Seviye 9'a dahi birçok tankta ihtiyaç duymazsınız. Ne bileyim, bir E75'e, bir ST1'e karşı ihtiyaç duyarsınız. Onun haricindeki diğer tüm tankları, seviye 8 ve seviye 9'daki tankları AP mermisi delebilirsiniz. Yani golda geçip kredinizin düşme gibi bir şans da yok. AP ile çatır çatır deliyor arkadaşlar bu tank. 310'luk bir ortalama hasarımız var. Löw ile aynı, bu bakımdan karşılaştıracağım dedim. Mesela Löw'ün de AP mermisinin delişi 234. Aynı yani, 2 mm daha yüksek ama aynı sayılır. İki çok ciddi bir değer değil. İkisi de 310 vuruyor. Ama şuradan öne geçiyor Löw'e karşı. AMX'in dakika başına hasar daha yüksek arkadaşlar. Yani 8 saniye dolduruyorsunuz. Löw 8.40'da dolduruyor. Yani dakika başına hasar olarak öne geçiyor burada. Başta bir artıyı kapıyor. Şimdi gördüğünüz gibi buraya geldim. Güzel bir pozisyon aldım. Burada Huldan'a geçeceğim hemen. Huldan yapabileceğiniz bir tank kesinlikle, yani çok çok iyi bir Huldan yapar. Niye? Hem tarette 250 mm'lik inanılmaz yüksek bir zırh var. Hem de 10 derecelik çok çok iyi bir top açılışınız var. Yani tankın gövdesi eyvallah çok iyi ama Huldan'da bir aşama daha ileri gidiyor. Yani ciddi anlamda Huldan yapılabiliyor bu tankla.
Şimdi 10 derecelik top alçalması var dedik. Top yükselmesi de güzel. 20 derecelik top yükselmesi var. Nişan almasına bakayım kağıt üzerinde. Ben de birazcık çok iyi bir izlenim vermedi nişan alması. 2.08'miş. İyiymiş abi. Ben fark edememişim galiba. Ya da dağılım birazcık kötü ama nişan alması 2.08. Yani Löw'le aynı bir nişan almaya sahip. Gayet iyi bir değer bu da. Yani şu ana kadar her şey pozitif olarak ilerliyor. İlerleyelim. Hız, hareket kabiliyeti çok iyi. Burada Löw'den yine öne geçiyor. Taret dönüş hızı Löw'den daha yavaş. Löw'ün ciddi anlamda iyi. O cüsseye göre. Ama hızlanması olsun, maksimum hızı olsun 40 kilometre gayet iyi abi. Yani hem zırhlısınız hem hareketlisiniz. Yani zırh vermişler ama Löw gibi yavaşlık vermemişler tanka. Bu bakımdan da çok iyi. Ortadan da bir VK geldi. Ya arkasında da bir KV3 var. Beni sıkıntıya uğratabilirler o tanklar yanıma doğru gelirlerse. Şuradan hemen KV3'e bir atış yaptım. 370 çektik. Neyse biz devam edelim özelliklere. 40 kilometrelik maksimum hızımız var dedik. Orada nereden deldin lan? Taratı yana çevirdim de deldi muhtemelen beni. Çünkü zor da o pozisyonu beni delmesi. Kağıt üzerinde 175 mm'lik bir gövde zırhı var. 250 mm'lik taret zırhı var. Çok çok iyi değerler bunlar. Ama dediğim gibi golla geçince... mesela IS-6... aslında trailer'ımda bunu da gösterebilirdim. IS-6 demişim. IS-5 Gold'la ön üst tarafından AMX'i denerken Löw'de biraz daha zorlanıyor. Yani denedim onu da videoyu çekmeyi göstermeyi unutmuşum size. Yani Gold mermiye geçince Löw bir tık daha avantajlı olabiliyor arkadaşlar. Özellikle son zırh buff'ından sonra. Ama gördüğünüz gibi genel olarak çok çok iyi bir zırhı var tankın. Başka ne var bahsetmediğim? Özellikler genel olarak bunlar. Bahsetmediğim farklı bir şey kalmadı. Şimdi maça dönelim. Gördüğünüz gibi iki tane ağır tankı burada çektim. Az canım kalmış olsa da yani iki tane ciddi bir tank vardı orada. Hadi KV3 neyse de VK güzel bir tank. Lan nereden derdin sen beni? Bu da muhtemelen yanımdan derdi çünkü yan çıktım. Panther'de aldıktan sonra ilk maçı noktaladık. Bakalım ne kadar kredi vermiş bize. 2981 hasara 77.000 yani yaklaşık 80.000 kredi. Güzel abi. İyi de para veriyor ya. Yani seviye 8 için normal bir değer. 121.000 gelmiş yani iyi gelmiş. Her şeyi kullandığımız için bundan bizim elimize geçen 80.000 kredi. Evet bu maçı bu şekilde noktalayıp ikinci maça geçelim. İkinci maçımız hangi haritadaydı? Bu arada şeyde bu seviye 9 neydi o tankın adı ya? AMX 30 prototip miydi? O da 300 liraya şeye geldi. İşte dükkana geldi arkadaşlar. Yani aklınızda olsun. Ben o tank demiştim size şey. Eğer ki dükkana gelirse alırım diye de 300 lira vermeyeceğim abi. Özellikle Wargaming benim basın hesabımı elimden aldıktan sonra benden kuruş çıkmaz daha bu adamlara. Yani niye böyle bir şey yaptılar? Hiçbir fikrim yok. Her şeyi yapıyoruz yani. Normal zamanda haftada 3 gün video. 6000 üzeri abonemiz var. Yani yaptığım içeriklerin haddi hesabı yok. Adamlar benim basın hesabını benim elimden alıyorlar. Tebrik ediyorum onları. Yani ne düşündüler bilmiyorum. Neyse. En azından buluyoruz hesaplar. Takipçilerimiz sağ olsun. Sizler için bu incelemeleri yapmaya devam edeceğim. Özellikle ayağımın kırık olduğu dönemde her gün bir video gelmeye devam ediyor. Şimdi sağ taraftan gideceğiz. Orada güzel bir hullam noktası var bildiğiniz gibi. Benim birçok tankla tercih ettiğim nokta. AMX'i de hemen oraya sokacağım. Gördüğünüz gibi bir anda 36-40 km'ye ulaşabiliyor tank. Yani hızlı abi. Benim hoşuma gitti yani. Hem hızlı hem zırhlı. Yani iki parametre bir tankta buluşunca o tank gerçekten iyi bir tank haline geliyor. AMX de öyle bir tank. Yani uzun zamandır premium dükkana gelen o seviye 9 medium haricinde, AMX-30 birer pozitif haricinde gelen ciddi iyi bir tank bu. Karşılıklı gördüğünüz gibi Pershing de Huldan'a gelmiş, ben de Huldan'a geldim ama o da benim tankın ne olduğunun şeyinde peşinde muhtemelen. Bu ne acaba, neresinden deleceğim bunu derken öncelik atışı ben yaptım, ikinci atışı yaptım. Burada gördüğünüz gibi 322-350'leri vuruyoruz. Yani Pershing'e karşı avantajlıyım burada. Onun da aslında gun magneti bayağı büyük yani ciddi bir taret sırrı var ama kullanamadı burada. Taretin yan döndü. İki tane atış yaptım. Hadi ilk atış biraz zor bir atış ama diğer iki atış kolaydı. Bıraktım onu. Hatta oyunun başında bıraktı garibim. O garajı boyladı. Şimdi orta taraftan ilerleyeceğim. 2-0 zaten maç muhtemelen bizde. Birazcık bakalım sektirebilecek miyiz? Şu ağır tanklara karşı bir zırhımıza bakalım. T-34'e karşı pek bakmak istemiyorum. Tiger'ı bir delemez muhtemelen. Ama T-34'ün delişi bayağı bir yüksek. Yani normal mermiyle delebileceğini düşünüyorum T-34'ün. Aslında şunun açılı bir şekilde pek bakmadım trainingimde. Açılı bir şekilde zırh daha mı iyi oluyor, daha mı kötü oluyor fikrim yok. Gördüğünüz gibi T-34 geldi ve deldi burada beni. Normal mermisiyle deldi. Tiger 2 var burada. Tiger 2 zorlanır aslında normal mermiyle delmekte. Atmadı.
Tiger 2'yi aldılar. Buradan ilerleyeceğiz. 2 tank kaldı. Şu Ayı Süpan'ı atmaz herhalde o aradan. Beni tercih eder mi? Edebilir gerçi. Evet, beni tercih etti. Gerçi görebilir de başka tank yokmuş. Ooo! CD'si ayatsana güzel ha. Ezdi orada şeyi de. Şimdi arkada bir Ayı 3 var. 2 atış yaparsam güzel olur. Bir atış banko da ikinci atış gelemeyebilir. Gerçi hızlıyız abi. Çok hızlı bir şekilde geldim. Lev olsaydı muhtemelen daha şu arayı dönemiyor olacaktım. Ama AMX'de böyle dertlerimiz yok. Gayet hızlı bir şekilde gelip RAM kabiliyetimiz de var. Gerçi kaç ton bakmadım kanka. Yazıyor mu bakayım be? Niye yazmamışlar kaç ton olduğunu burada ya? Ağırlık. 69 tonmuş tank. Yani çok da değil. Yani löv 92 ton. Löve karşı iyi değil. Evet, 129 bin kredi vermiş. Bu görev mörevde olduğu için şu an 218 bin olarak gözüküyor size ama yani 129 bizden de bir 90 bin falan bize kalmıştır. Evet, 3. ve son maçımız Kara Altınköy maçında. Seviye 9 maça düştük. Seviye 9 maçları tankı size göstermek istedim. Ve biraz da alınıp alınmayacağı hakkında yorum yapayım. 15 bin gold'a geldi arkadaşlar. Yani altın ile satmaya karar verdiler. 15 bin gold. Şimdi 15 bin gold'un TL olarak karşılığını söyleyeceğim size. Oyuna giriyorum ben bu arada. Bakacağım, şu an emin değilim. Bu arada Steam'de daha ucuz arkadaşlar. Aklınızda olsun. Gold da daha ucuz, paketler de daha ucuz, Steam'de daha ucuz. Yani şu an Steam'den bakamıyorum. Video bilgisayarı seslendirdiğim için mobilden bakıyorum. Mobilde ne kadar olduğunu söyleyeyim size. 15 bin gold almak için bu yeni paketler geldi. Onlara bakalım öncelikle. Yok, yeni paketlerde de yok. Çavuşun Zulası adlı bir paket var. 12.500 artı 5.000, yani 17.500 gold almanız gerekiyor. 204 lira. 204 lira ciddi bir miktar. Ama gerçi birçok premium tank artık çok yüksek miktarlara satılıyor. Eskisi gibi değil. Başka paket alınır mı bu ya? Başka paket alınmaz galiba. Bir daha bakayım. Temel kit 6.000 gold veriyor. 6.000, 12.000. O yetmiyor. Başlangıç paketi hiç yetmez zaten. Yok, altınlarda burada ancak çavuşun zulası ile alınabilir. Diğer paketlere de bakayım ben yine de. Yok abi, başka paket demiyor. Sadece bu 204'lük paketle alabiliyorsunuz. 204 lira. Löv kaç para şimdi? Löv'e bakalım. 7600 gold mu? Şu an bende olduğu için bakamıyorum ne kadar olduğunu. 7600 gold kaç para? As tankçı altını paketi, yani 8500 100 lira. Evet, löv ile arasında 100 liralık bir fark var. Şimdi elinizde hem löv yok hem AMX yok. İki tank yokken 100 lira fazla verip bu tank alınmaz. Yani bu açık bir şekilde konuşalım yani. Bu tank ariyetten 100 lira verip, yani tamam bazı açılardan lövden güzel bir tank. Yani eyvallah, gerçekten arkadaşlar iyi bir premium tank bu. Yani ben bunu çok beğendim. Yani deli gibi para sıçıyor olsaydım ya da aylık 5000, 6000, 7000 para kazanıyor olsaydım ben bu tankı alırdım. Ne yalan söyleyeyim. Hatta bundan önce MX-31 Air Plus tübü alırdım 300 liraya bayılıp. O kadar para kazanmıyoruz açıkçası, doğruya doğru. Yani o paralarda şeyimiz değil bizim. Harcımız değil. Ya kazanıyor olsaydım alırdım, verirdim yani. Zevk aldığım bir oyunda ciddi güzel bir premium tanka verirdim. Ama yokken, o para elimizde yokken gidip 100 lira daha fazla verip, löv'den 100 lira daha fazla verip bunu almam, giderim 100 liraya löv'ü alırım yani. Bunu bir net bir şekilde belirteyim size. Ama abi tank güzel. Yani tereddütte değilim bak. Güzel derken tereddütte değilim. Bazı tanklarda, bazı premium tanklarda mesela 121B'de falan böyle tereddütte kalmıştım güzel derken. Ama bu güzel. Zırhlı, hareketli, delişi çok iyi. Yani her şeyden var bu tankta. Ama dediğim gibi pahalı. 205 lira az para değil abi. 205 lira. Yani bizim doların son halinden sonra adamlar zam getirdiler. Yani ülkemizde doların haliyle içler acısı. Yani 5 oldum bilmiyorum. Dün 4.85'ti. Yani onlar da bir zam getirdiler. Yani mesela adam bunu ne kadar alıyor? Adam bunu kendi para birimiyle kaç euroydu ya? Dolar mıydı, euro muydu? Görmüştüm. Yani 30 euro muydu? 30 değildi. 40 falan diye adam, yani 40 liraya gelecek. 40 para birimine alıyor adamlar bunları. Yani Amerika'daki bir adam veya Avrupa'daki bir adam 40 para birimine alırken biz bunu 200 para birimine alabiliyoruz. Yani bu biraz da bizle ilgili bir durum açıkçası. Yani Wargaming'e de çok bok atmayalım. Yani dolar ciddi anlamda yüksek arkadaşlar. Ama bu hesaplar bizim elimizde olan şeyler değil. Yani bu tank 200 lira olarak şey geldi. Bizim alım gücümüz olarak, alım gücümüz olarak konuşuyorum. 200 lira ciddi bir miktar. Yani 200 lirayı ciddi paralar kazanmadığım sürece ben vermezdim, giderdim löv alırdım. Ama löv elinizde var.
çeşitlilik olsun diyorsunuz alınır abi. Çünkü LoL'e karşı çok daha farklı bir oynayış stili var yani. Bayağı bir hareketli tank. Hem hareketli hem zırhlı. Yani bu üçüncü defa belirtiyorum ama yani her tankta bu iki özelliği aynı anda bulamıyorsunuz arkadaşlar. Ama EMX'de bu var. Yani işin özeti bu. Dediğim gibi ben hiçbir zaman bir tankı kesin alın ya da almayın demiyorum. Ben özelliklerinden bahsediyorum. Her şeyinden bahsediyorum. Karar vermek size kalıyor. Oha büyük topu var lan. Yandan deler yalnız. Evet yandan deldi. Fazla aç verdim burada. Lan T44. Yanlış topu kullanıyor oğlum. 20 saniye dolduruyor top. 17 miydi neydi? Evet. Evet arkadaşlar tankımız bu şekilde. Her şeyinden bahsettiğimi düşünüyorum. Evet görüşmek üzere.